Burada gerçekten çok dertli bir esnaf kitlesinin içinden çıkıyoruz. Hep örtülüyor ondan sonra o konuşmalar. Ama gene de iki soru alayım. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün açıklamaları olmuştu. Efendim, bu da ek olarak da acaba Cumhurbaşkanı'nın sorumlu devlet yani derken sizin bir sorularınıza verdiği yanıt olarak da düşünüyor musunuz? Size mi yanıt verdi? İnşallah. Sizce sorumlu kim? Şimdi yani Sayın Erdoğan sorumlu benim demiş. Doğrudur. Başkomutanlar talimat verir. Dolayısıyla da başarı da başarısızlık da ki baştan aşağı başarılı olur inşallah Türkiye'nin terörle mücadelesindeki her adımı. Buradaki hiçbir kişi bunun tersini düşünmez. Dolayısıyla evet sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan'dır. O da kendisi bunu itiraf etmiş, kabullenmiş, sorumluluğu almış. Devletin yani bütün vatandaşlarla birlikte başkomutan olarak devletin bütün birilerini ne dediğini anladım da. Yani Sayın Erdoğan devlet eşittir benim diyor. İyi güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun. Hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak. Çok teşekkür efendim, ederim. Efendim, Hüseyin Canan'ın şerefi çıkarılması aslında bir hani olması gereken de bizim İsmet Yılmaz. Ne zaman dedi? Genel kurul konuşmasında söyledi. Osman Hoca'nın şerefi çıkarılması terör örgütü içindeki ayrılığı kullanmak içindir. Devlet bunu yapar diyor. Hani biliyorsunuz bu da eleştiriliyor. Çünkü. Ama yani hem devlet bunu yapar, bu ne devletmiş kardeşim. Hem bunlar yapılıyor. Ondan sonra sorumluluk almak sıfır. Gene muhayyel bir devletin üzerine bırakılıyor. Kim bu devlet? İşte Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi sorumluluk siyasi iradenin olduğu, siyasilerin, seçilmişlerin yönettiği bir mekanizma devlet. Onun bürokrasisi var. O bürokrata ister silahlı ister sivil bürokrata kim talimat verir? Seçilmiş olan o şahıslar verir, o sorumluluk sahipleri verir. Dolayısıyla Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasının o durumda yani herhangi bir güvenlik bürokratının talimatıyla olmuşsa bu başka bir şey. İsmet Bey'in, İsmet Yılmaz'ın talimatıyla olmuşsa siyasetçi olarak bu başka bir şey. O sorumluluğu almaktır. Ya da Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, oluruyla olmuşsa bu başka bir şeydir. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela hanımefendinin sorduğu soru da üstlenmiş Sayın Erdoğan. Bu güzel bir şey. Takdir ettim. Evet, çok teşekkür ederim. Genel anlamda özellikle pandemi biliyorsunuz ülkemizi evet. Çok etkiledi. Diğer esnaf grupları da çok etkilendi ama bizi onlardan ayıran en büyük özellik kamu hizmeti yapıyoruz. İşi aksatmamaya gayret ediyoruz. Ve ücretsiz hizmet yapıyoruz. Şimdi ücretsiz hizmette de devletin sosyal sorumluluğu gereği tabi bunlar olur, ücretsiz hizmet yaptırır devlet ama biz özel sektör olduğumuz için Sayın Genel Başkanım ya bu devlet tarafından biniş başına bu ücretsiz taşımanın karşılanması beklentimizi ilettik. Bir de özel halk otobüslerinde mevzuat eksikliği var Sayın Genel Başkanım. Yani kanun eksikliği var. Çok farklı statülerde her ilde farklı uygulamalarla halk otobüsü çalıştırılıyor. Bir standarda kavuşturmak istiyoruz. Yolcu gelirine dayalı çalıştığımız için Genel Başkanım, gelir gideri karşılamıyor artık. Bir de kapasite kısıtlaması. %30'a yaklaşmış ücretsiz binme işlemi bir de arabalarınızı. Çok fazla ücretsiz. Hani belediye otobüslerini, resmi alanın otobüslerine, araçlarına çeşitli haklar çerçevesinde bedava binmek mümkün. Evet. Olmalı zaten. Dar gelirli yurttaşlarımızın belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız orada bir sorunumuz yok ama sizle ilgili de aynı yani o kart gösterildiği zaman sizin arabalarınıza da aynı biniliyor diye bilgim var benim. 130 büyük bir rakam. Çok büyük rakam. Onun karşılanması gerekiyor. Kanunlardaki eksiklikler konusunda Sayın Genel Başkanım desteğinize ihtiyacımız var. Bütün siyasi partilere de anlattık zaten genel başkanlar düzeyinde, yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcılar düzeyinde. İYİ Parti'deki genel başkan yardımcımız Burak Bey'le de görüştük, onlar da iyi takip ediyorlar. İnşallah bir sonucu erdiririz. Tekrar bütün esnafım adına teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Çok mutlu olduk ziyaretinizden, sağ olun. Aslında bu ziyaretin değerli basın mensupları amacı dikkat çekmek. Bizim başkana da söylediğim gibi bizim derdimiz problemlerin, sahiplerinin ağzından problemi dinlemek, çözüm önerilerini de almak
Ondan sonra da onu kamuoyunun dikkatine sunup bu işi yapması gerekenlerin yapmasını sağlamak. Evet. Ankara'da sizin konumunuzda bu işi yapan kaç kişi var? 900 ilçelerle beraber 900. Şimdi 900 kişi, 4 ile çarp. 3600 kişi. Şimdi 3600 kişinin ekmek yediği, bu birebir sahipliği. Bir de onun iş verdiğiniz yani sitelerde gidip arabayı yaptırıyorsunuz. Öyle oluyor. Bunun yani birbirine bağlı olan alanlarını düşündüğünüz zaman. Devasa bir sektör. Yani şimdi, şimdi bu sadece Ankara için. İstanbul'da var. Büyük şehirlerin tümünde bu halk otobüsü işi var. Dolayısıyla bu kadar insanımızın ekmek yediği bir istihdam da yaratan bir alanı sahipsiz bırakmamak. Amaç bu. Ücretsiz taşımaya karşı olduğumuz gibi bir algı oluşturuluyor. Normalde hayır öyle değil. Hiçbir özel sektörde ücretsiz hizmet yok. Biz zaten 80'li yıllardan beri işte şehit abilerimiz, gazi yakınlarımız, emniyet güçlerimizi ücretsiz taşıyoruz. Basın mensupları. Hiçbir problem yok. Ha, tek tük illaki olmuştur ama. Genelde bir problemimiz yoktu. Ama bu yaşlılarımız ve engellilerimizden sonra olayın kimyası bozuldu. Çünkü çok su istimal ediliyor. İşte engelli kartları normalde engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için yapılmış bir uygulamaydı ama şimdi hastalarımıza verilmeye başlandı. İşte koşarak geliyor otobüse diye engelli kartı gösteriyor. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyoruz ama devletimizin mesela özel rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alımı yoluyla yaşlılarımıza, engellilerimize sunduğu hizmetler var. Bizleri de mutlu ediyor. Ama devlet bu özel sektörden hizmet alımı yaparken parasını birebir ödüyor. Ama bizde Aile Bakanlığı'nın ödediği ortalama, Türkiye ortalaması aylık 1000 liralık bir destek var. Ücretsiz taşıma için, yaşlılar için ödediği. 1,5 günlük ücretsiz taşımayı karşılıyor Sayın Genel Başkanım. Yani ödedikleri para 1,5 günlük, 1,5 günlük sadece ayda ücretsiz taşımayı karşılıyor. Bunun hesabının, kitabının iyi yapılması lazım. Yani devletimiz güçlü bir devlet. Bin iş başına en azından ücretsiz taşımaya destek verirse makul bir rakam belirleyip, yani tam ücreti olmasın, Türkiye genelinde bir rakam belirlensin. Biz vatandaş da FETÖ olmak istemiyoruz efendim. Şimdi kimlik soruyor arkadaşlar mesela, sahte kart kullanımı inanılmaz arttı. Şimdi bakıyorsunuz işte çocuğunun kartını kullanan, babasının kartını kullanan, toplumu da buna itmemek lazım. Yani bunu böyle cazip hale getirmemek lazım. Çok suistimal ediliyor. Bu sefer bizim arkadaşlar karta el koyduğu zaman da saldırıya maruz kalıyorlar. İşte darp ediliyorlar. Biz en ufak bir şeyde hemen şikayet ediliyoruz. Şimdi 12 metrelik bir otobüsün değişmesi lazım. 1 milyon 300 lira yani şu an en ufak bir otobüs. Bunu krediyle aldığınız zaman işte 1.600, 1.700 lira ki şu anda alınması mümkün değil. Çünkü sadece yolcu geliriyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. A partili, B partili olmakla alakası yok ki. Herkes derdi. Onun için bu işte şey siyasi rekabet dediğimiz şey sorunlar üzerinden olur ve siz özne olursunuz, siz veli nimet olursunuz. Temel sorunumuz bu şimdi. Yapacağız ya bak başarılacak. O öyle oldu yani. Evet esnaf dinleyecektim. Genel Başkanım. Ha söyle şimdi, güzelim. Biz yapı olarak tamamen Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyoruz. Başkanımız tabii genel sorunları, Türkiye genelinde kendisi, tüm özel otobüsleri birlik başkanı Asabi'yle onları da iletti size. Evet. Ama bizim de belediyeyle olan bazı ufak tefek sorunlarımız var. Mesela serbest kartlar konusunda. Aha. 65 yaş biliyorsunuz yasal bir şey. Tüm Türkiye'ye zaten bir kan gren olarak sıkıntı giderek büyüyor. Evet. Yani biliyorsunuz artık insanlar hem rahat hem de 65 yaş artık küçük kaldı. Biz validatörle birlikte yine %2 EGO katkı payı, %2.17 e-kentin, o makinaların sahibinin almış olduğu bir pay vardı üstümüzde, 4.17. Ama her ne hikmetse 2020'nin ruhsat, 2020 ile birlikte bize ekstra bir de ruhsat parası kondu. 2019'da kondu. 2020'de bu ruhsat parası tam pandeminin ortasında 3 ile çarpıldı. 1150 lira rakam 3180 liraya çıktı. 3150'ye çıktı. Sağ olsun Adnan Beker diye bir kardeşimiz var, esnaftan gelme, Allah ondan 1000 kere razı olsun. Onun çabalarıyla, başkanımızın Mansur Bey'e ulaşmasıyla birlikte %50 bir indirim tüm grupların desteğiyle sağ olsun Büyükşehir Meclisi böyle bir önlem aldı. Sağ olsunlar ama şimdi burada gerçekten biz pandemi sürecinde sıkıntıdayız. 2018'de bir yasa çıkmış, kooperatiflere destek verilir diye. O da 1981 yılında kurulmuş odanın hiçbir geçerliliği yok. Kooperatifler üzerinden bize yardım yapılmaya çalışılıyor. Bizim şimdi kontağa bastığımız andan itibaren, arabamıza bindiğimiz andan itibaren inanın 900 lirayla 800 lira arasında mazot yakıyor.
Mesela uzun hatlarımız var, kısa hatlarımız var, değişiyor. İki tane personel, bunların SSK gideri, aracın tamir bakım gideri. Yani günde 1,5 milyonun cebinde olacak ki bu arabayı yürüt. Bu ayda zaten 45-50 bin lira bir rakam yapar. E şu anda bizim hakat işlerimiz hepsi belli. Bu esnafın altına imza atan da benim. Bu durak, şu durakta 4 bin lira, 3500 lira rakam alıyor. 4 ile çarpsanı bunu bir ayda 15 bin lira para yapmıyor. 15 bin lirayla 45 bin lirayı nasıl sağlayacak? Battı ya. Gerçekten mağduruz yani, çok mağduruz. Her ay araç başı 15 bin lira zararımız var. Bir yıldır dayanıyoruz. Daha dayanacak şeyimiz kalmadı yani. Kudretimiz kalmadı. Sağ olsun başkanımız. Belediye başkanına iletiyor. Ne böyle kadar kredi borcun var? 1 trilyon. Eskilerden dinlediğimiz şuydu. 70 yılında bu taşımacılığı yapan kamyon otobüs olsun uzun yol. Cebinde parası vardı o tarihte. Ekmek kuyruğundaydı. Yani yoksulluk yoktu. Bunu insanlara anlatamıyoruz. O tarihte para vardı, yağ kuyruğundaydı. Tüp kuyruğundaydı. Şu an cepte para yok. Markette raflar dolu. Tüpler üst üste dizili. Yani gelinen nokta bu aslında. Yani o tarihteki yoksulluk değildi. O tarihteki başka bir şeydi. Bu tarihte gerçekten yoksulluk var. Marketler dolu. Benzin kuyruğu yok, mazot kuyruğu yok ama cepte de para yok. Sayın Genel Başkanım. Misafir geldi. 40 yıllık bu halk otobüsü esnaflarının direği. Pandemiden dolayı, ondan evvelki olaylardan dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Evet. Şimdi bu bizim sesimiz olur. 2 milyar 400 bin lira, 2400 lira öyle diyelim, çok özür dileyim. Stopaj var. Ben zaten borç alıp mazotu kullanıyorum. Ben para kazanmamışım ki. Devlete illa bu 2 milyar 400 bin lira bu para yatacak. Ben eşten dosttan borç alıp artık son alamıyorum da. Biz belediyeden bir borcu yok kağıdı istiyorlar maliyeden. Buraya gideceğiz. Bunun borcu yok deyip o kağıdı alacağız maalesef. Biz onu aksattığımız zaman veya devletin vergilerini aksattığımız zaman bizim önümüze kapı duvar oluyor. Kesinlikle o kağıdı alamayacağız. O zaman hak edişimizi de alamayacağız, vasıtalarımızı da çalıştıramayacağız. Bizim sesimiz olun lütfen bu konuda bizlere bunları iyi veya kötü bir zaman ayırsınlar. Hiç değilse yani faizin faizi, devletin faizi olur mu? Ona bile faiz alınıyor. Yani ben siyaset olayından da hiçbir şeyim yok bu konuda. Allah rızası için tek kelime yani içtenlikle elimde olan imkanlarımı yani konuşuyorum. Has safhada zaten borçlarımız var. Hanıma hiçbir sözüm yok. Bir şey alınsın diye söylemiyor da eski topraklar olduğu için söylemiyorlar da. Kıt kanaatkar geçiniyor, geçinebiliyorsak. Onun için mümkünse esnaf çok zor durumda. Elimden geleni yapacağım. Bir şey daha yapmaya çalışıyorum ben. Ben gittikten sonra bir ağalar gelsin istiyorum. Sizi benim gibi dinlesinler. Tamam mı? Gelmedikleri zaman ben şimdi dediğim gibi önce telefonlarımı açacağım. Ondan sonra grup konuşmama koyacağım. Grup konuşmaları çok etkili oluyor. Biliyorum. Siyasi rekabet hop size doğru dönüyor iş. Top sizde oluyor ondan sonra. Başkanım tavrınızı, tarzınızı, duruşunuzu bir kadın olarak çok beğeniyorum. Allah razı olsun.